Bizce Tarkan, bizim diğer büyük starlarımız Phil Collins, Mick Jagger gibi büyük bir artist olduğuna inanıyoruz ve onda ve çok çok ümidimiz var yapacağımız tarzdan. Adı Ahmet, soyadı Ertegün. Ülkesinde onu çok fazla tanıyan olmasa da dünya müzik tarihi açısından çok çok önemli bir isim. Amerika Birleşik Devletleri'ne onlarca müzik yıldızı kazandırdı ve bunu sadece 10 bin dolara kurduğu, borç alarak kurduğu bir plak şirketiyle yaptı. Aretha Franklin'den Ray Charles'a, Rolling Stones'tan Led Zeppelin'e dünyaca ünlü isimlerle, gruplarla çalıştı. Hatta tüm bunların yanı sıra bir dönem megastarımız Tarkan'ı da dünya yıldızı yapmak için girişimlere başladı. Fakat bu durum olumlu sonuçlanmadı. Bunu da konuşacağız. Ertegün şu ana kadar anlatmış olduğum müzik piyasası için yaptıklarıyla kalmadı. Amerika'da futbola da dokundu ve Amerika'daki futbol dönüşümüne öncülük eden isimlerden birisi oldu. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Medya alanına el attı ve bunu Türkiye'de yaptı. Fox TV'yi kurdu. Yani bu adam tüm kariyeriyle, tüm yaptıklarıyla gerçekten çok ilginç bir isim olmayı başardı. Bugün markaların hikayelerinde sıra dışı bir Türk'ün, Ahmet Ertegün'ün kurmuş olduğu şirketin, Atlantic Records'ın hikayesine bakıyoruz. Arkadaşlar, öncelikle bir teşekkür etmek istiyorum. Geçen haftaki videoda size mikrofonla alakalı bir soru yönelttim ve pek çok kişi de cevap verdi. Verdiğiniz cevaplar doğrultusunda dead cat'siz bir şekilde, yani o süngeri kullanmaksızın gelen sesin daha iyi olduğunu birçok kişi dile getirdi. Dolayısıyla artık onu kullanmadan devam ediyor. Şimdi bu videoya özel de bir şey söyleyeyim. Bu videoyu ben henüz 1000 aboneye bile ulaşmadan, o zamanlardan beri beni takip eden abonelerimden bir tanesi Sefa Görgülü, Sefa yazmıştı. Çok zaman önce, yani bu konu hakkında video çekmemi rica etmişti benden. Bu öneride o bulunmuştu. Ben yorumlara benim için öneriler yazdığınızda, video konuları yazdığınızda bunları düşünüyorum, hepsini not alıyorum, emin olun, ve değerlendiriyorum. Eninde sonunda er ya da geç, bugün olduğu gibi bir seneye aşkın bir süre geçmesine rağmen de çekiyorum bu videoları. Tabii bu herkesin yazdığı şeyi çekeceğim anlamına gelmiyor. Dediğim gibi hikayeleri not edip araştırıp çekmeye uygun olup olmadığına, yani benim açımdan, benim belirlediğim kriterler açısından uygun olup olmadığına karar verip sonra çekiyorum. Sefa'ya da bize böyle güzel bir konu önerdiği için teşekkür ediyorum tüm izleyenler adına. Şimdi Ahmet Ertegün'ün Atlantic Records'ının müthiş hikayesine başlayalım. 1923 yılında Cumhuriyetimizin ilanından yalnızca 3 ay önce dünyaya geliyor Ahmet Ertegün İstanbul'da. Babası Münir Bey, milli mücadele döneminde önemli roller üstlenmiş bir devlet adamı. Lozan'da Türk delegasyonuna hukuk danışmanlığı yapmış, aynı zamanda Atatürk'ün de hukuk danışmanı. Münir Bey, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Milletler Cemiyeti'nde gözlemci oluyor ve büyükelçi oluyor. Avrupa'da, Amerika'da bulunup buralarda görevini yerine getiriyor. Bu nokta önemli çünkü Münir Bey'in böyle uluslararası görevlerde bulunması, dünyayı gezmesi aslında Ahmet Ertegün'ün birazdan anlatacağımız hikayede göreceğimiz üzere tam anlamıyla bir dünya vatandaşı olmasını sağlıyor. Yani Ahmet Ertegün'ün yakalamış olduğu bu uluslararası başarılarda şüphesiz ki babasının mesleğinin çok büyük payı oluyor. Peki sadece bir insanın babasının büyükelçi olması, dünyayı gezmesi, bunlar bir insanın kaderini tayin edebilir mi? Hayır. Daha bu yolculukta başarılı olmasında etkili olan birçok kırılma anı, birçok dönüm noktası var. İşte onlardan bir tanesi. Henüz 14 yaşındayken Ahmet Ertegün'ün annesi Hayrünnisa Hanım ona bir hediye alıyor. Bu bir enstrümantal albüm. Cootie Williams'ın West End Blues'u. Ayrıca yanında da kayıt yapma özelliği olan bir plak çalar alıyor. İşte bu Ahmet Ertegün için bir dönüm noktası çünkü henüz 14 yaşındayken o plakları dinlemeye, ardından enstrümantal albümleri dinlerken şarkı sözleri yazmaya başlıyor. 16 yaşına geldiğinde çok ciddi düzeyde bir müzik bilgisi var ve 18 yaşında 50 bin plaklık bir koleksiyonu var. Ahmet Ertegün Amerika'ya yerleşmeden önce Fransa'da, İsviçre'de, İngiltere'de de bulunmuş bir isim. Gençliğinde Londra'dayken abisi Nasuhi Ertegün onu Londra'da orkestralara götürüyor. Cab Calloway'in, Duke Ellington'ın orkestralarına götürüp oralarda canlı performanslar dinletiyor. Come on boys, let's have a ball. The jim jam jump it, the jumping jive makes you dig your jive on the mellow side. İşte Ertegün bunun üzerine Londra'da tam anlamıyla müziğe aşık oluyor. Duke Ellington, Lena Horne,
Jelly Roll Morton gibi ünlü sanatçılar zamanla onun arkadaşları oluyor. Ardından Washington DC'ye yerleşiyor ve 1940'lı yıllarda müzik dünyasına adım atıyor. Louis Armstrong, Billie Holiday, Ella Fitzgerald gibi müthiş sanatçıların konserlerine gidiyor. Tabii bugünün dünyasında olduğu gibi öyle story atma telaşı, video kaydetme telaşı, bu gibi telaşlar yok. Sadece gidip o muhteşem sesleri canlı canlı dinleyip ona odaklanıyor. You gonna rise up singing of Creole tunes that fill the air. More than I miss New Orleans. Ertegin müziğe tam anlamıyla aşık bir adam ve bu işin organizasyon tarafında yer almaya karar veriyor. Prodüksiyon tarafında, yapımcılık tarafında. Önce kardeşi Nasuhi Ertegün'le birlikte konsoloslukta organizasyonlar düzenlemeye başlıyorlar. Pazar günleri büyükelçilikte siyahlarla beyazların aynı anda müzik yapmasını sağlıyorlar ki bu o dönemin koşullarına baktığımızda ırkçılığın had safhada olduğu bir dönemde büyük cesaret isteyen bir iş. O dönem ırkçılık öyle boyutlarda ki örneğin bir mekana girilirken siyahlar arka kapıdan giriyor. İşte böyle köhne bir zihniyetten, böyle rezil yıllardan bahsediyoruz. Fakat babaları şöyle kritik bir adım atıyor. Onların elçiliğin arka kapısından değil, ön kapısından beyazlarla birlikte girmesini sağlıyor. O dönem bu tartışma konusu oluyor. Hatta buna karşı çıkan bir senatör oluyor. Baba Münir Ertegün de şu yanıtı veriyor. Benim ülkemde dostlarım ön kapıdan girerler. Ama sen büyük elçiliğe gelmek istersen arka kapıyı tercih edebilirsin. Ne yazık ki 11 Kasım 1944'te baba Münir Bey hayatını kaybediyor. Vefat ettiği dönemde Washington Büyükelçisi ve cenazesi de Amerika'dan Türkiye'ye Missouri zırhlısıyla getiriliyor. İşte bu olay bizim tarihimiz açısından, Amerika ile ilişkilerimiz açısından önemli bir olay olarak değerlendiriliyor bazı tarihçiler tarafından. Çünkü bu durumun bizim Amerika ile aramızdaki ilişkileri iyi tutma noktasında, ısıtma noktasında ve Rusya'ya karşı dünya siyasetinde yalnız kalmamamız noktasında önemli olduğu şeklinde yorumlar var. Yani 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru gerçekleşen bu olay aslında tarih açısından da önemli bir olay. O nedenle baba Münir Bey hem daha önce anlattığım gibi yaptığı şeylerle Türkiye tarihinde kritik rollere sahip birisi hem de cenazesinin taşınmasında bile bu süreç ülke tarihini etki eden bir durum oluyor aslında. Baba Münir Bey ölünce kardeşlerin önünde iki tane seçenek var. Ya Türkiye'ye dönecekler ya Amerika'da kalacaklar. İkinci seçenek yani Amerika'da kalmak riskli bir seçenek. Çünkü hayatlarını orada idame ettirebilecekleri bir mal varlığı, bir finansal durumları çok yok. Bu durum neticesinde karar veriliyor. Anne Hayrünnisa Ertegün'le Selma Ertegün Türkiye'ye dönüyor. Nasuhi Ertegün ve Ahmet Ertegün ise risk alıp Amerika'da kalıyor. Ahmet Ertegün St. John's'ta felsefe eğitimi, Georgetown'da da yüksek lisans yapıyor. Eğitimine devam ederken bir yandan da caz müzik ve gospel müzik temalı müzik dükkanlarında çalışıyor. Tabii o tarihlerde Spotify, Apple Music bırakın bunların gerçek olmasını hayal bile değil bunlar, akıllardan bile geçmiyor. O dönemler tabii ki plakların altın dönemleri. Ve biraz önce de belirttiğim gibi henüz 18 yaşındayken 50 bin plağı vardı Ertegün'ün. Tabii buralarda çalışmaya başlayınca sektöre de aslında adımını atmış oluyor ve Marion Herb Abramson çiftiyle tanışıyor. Ertegünler bu çiftle bir araya gelip müzik şirketi kurmaya, plak şirketi kurmaya karar veriyorlar. İlk iki denemeleri başarısız oluyor. Fakat üçüncü denemeleri Atlantic Records başarılı oluyor. 1947 yılında kuruluyor şirket ve 10 bin dolar sermaye ile kuruluyor. Bu parayı da Ertegünler ailenin dişçisinden borç alıyorlar. Bu kişi Doktor Vahdi Sabit ve bu borç sayesinde şirketin temeli atılmış oluyor aslında. Ahmet Ertegün yıllar sonra verdiği röportajda o günler için şunu söylüyor. Dünyanın en küçük plak şirketiydik ve her gün hayatımızı kurtarıp kurtaramayacağımızı düşünüyorduk. Peki şirketin adı neden Atlantic Records? Çünkü o dönemde Pacific Jazz isminde bir şirket var ve onlar Pacific'se biz de Atlantic olalım deyip bu ismi alıyorlar. Yani Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu çağrışımı var burada. İlk ofisi bir otelin bodrum katında karanlık bir oda ve henüz 25 yaşındayken 1948 yılında şirketinin ilk plağını yapıyor. Çıkardıkları plak Harley Mayerson The Rose of Rio Grande adlı plağı. Rose of Rio Grande. Sweet Rosie.
Bundan sadece bir sene sonraysa şirket ilk hitini yapıyor. 1 milyondan fazla satan bir plak. Stick McGee'nin Drinking Wine Studio diye adlı plak. Drinking wine studio to drink wine. Mop, mop. Wine studio to drink wine. Mop, mop. Bu albümlerden sonra da Ahmet Ertegün, Ruth Brown gibi, Ray Charles gibi efsane isimlerle albümler yapıyor. Burada çok önemli bir detay var. Bu isimlerle aslında Ertegün kariyerinin ilk yıllarında anlaşmalar yapıyor. Örneğin Ray Charles'la. Yani Ray Charles'ın dünya çapında bir star olmasında hakikaten muhteşem bir müzisyen, Ertegün'ün büyük payı var. Bir süre sonra bu başarılar, yani önemli isimleri keşfedip onları zirveye taşıma başarısı, başarılı olmuş kişilerin de Atlantic Records bünyesine katılmasını sağlıyor. Mesela Aretha Franklin 1960'lı yıllarda yapım şirketi Columbia'dan Atlantic Records'a geçiyor. Aretha Franklin'in Ahmet Ertegün hakkında verdiği bir demeç var, şimdi size onu okuyayım. Buluşmamız Atlantic Records ofisindeydi ve hiç şüphe yok ki her şeyin hakimi oydu. Odadaki tüm yetki ve havayı o taşıyordu ama kendini beğenmişçesine değil. Arkadaşça ve sıcaktı. Bana sahip çıktı ve değer verdi. Sesim, kariyerim ve benim için oldukça korumacıydı. Kariyerimle ilgili her şeyi denetledi. Çünkü çok genç bir kızdım. Ahmet Ertegün yapımcılığının yanı sıra Nugetre takma adıyla şarkı sözleri de yazıyor. Dikkat ettiyseniz Nugetre Ertegün'ün tersten okunan hali. İşte Aretha Franklin'in, Ray Charles'ın bazı şarkılarının söz yazarı Ahmet Ertegün. Örneğin Ray Charles'ın ilk hitlerinden birisi olan Mess Around şarkısının söz yazarı Ertegün. Ahmet Ertegün 1950'lerde Eartha Kitt'e bir şarkı söyletiyor. Bu albüm Atlantic Records'tan çıkmıyor fakat bu albümle alakalı ilginç bir nokta var. Ne bu ilginç nokta derseniz, bu albümde söylenen şarkı aslında bizim Üsküdar'a giderken olarak bildiğimiz Katibim adlı şarkı. Bu albüm Usku Dara adıyla çıkıyor ve Eartha Kitt şarkıyı çok farklı bir şekilde yorumluyor. Üsküdar is a little town in Turkey and in the old days many women used to have male secretaries. Üsküdar'a giderken bilmen durdun. Üsküdar'a giderken bilmen durdun. Katibimin seseresi uzun eteği çamur. Katibimin seseresi uzun eteği çamur. Gördüğünüz gibi Atlantic Records hakikaten muhteşem şekilde gidiyor. Çok güzel isimlerle anlaşıyor, çok iyi işler yapıyor ve sırada bir starla anlaşma noktasına geldik. 1955 yılında Ertegün Elvis Presley'e 25 bin dolar teklif ediyor. Fakat Elvis 45 bin dolar istiyor ama Ertegün'ün o dönem böyle bir parası yok. Eğer olsa verecek zaten. Bunun üzerine Elvis Presley RCA adlı firmaya gidiyor ve Ertegün onu maalesef elinden kaçırıyor. 1959'da ise olayın prodüksiyon tarafına efsane bir isim daha katılıyor. Yine bir Türk, Arif Mardin. O da tıpkı ilerleyen yıllarda yaptıklarıyla Amerika'da müzik piyasasını sallayan bir isim oluyor. Kendisine özgü olarak da yine ayrı bir video hazırlama düşüncem daha sonra var. Arif Mardin'in ekibe katıldığı yıl, yani 1959'da şirket ilk Grammy ödülünü de alıyor. 1960'lara geldiğimizde ise şirket artık sadece caz ve gospel tarzında müzikler değil, farklı müzik tarzlarında da üretim yapmak istiyor. İlk takip aldıkları müzik türleri de pop ve rock. Amaç tek türe takılı kalan bir şirket olmak değil, bunun dışına çıkmak ve ağı olabildiğince genişletmek. Pop müzik alanında çalışmaya başladıkları ilk isimlerden bir... Rock müzik olarak da country rock tarzıyla başlıyorlar ve Buffalo Springfield'da çalışmaya başlıyorlar. 2007 yılında Ertegün Atlantic Records'ı Warner Müzik gruba satıyor 17 milyon dolar karşılığında. Ama markasını yabancı ellere bırakmıyor, işin arkasındaki kişi yine Ertegün. 1970 yılındaysa bir efsaneyi, Rolling Stones'u şirketin bünyesine katmayı başarıyorlar. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Led Zeppelin'in bir demosunu dinler dinlemez onların bir hit olacağını bilip onları da yine şirketin bünyesine katıyor. İlerleyen yıllarda müzik tarihi açısından önemli olan birçok kişiyle daha anlaşmalar yapıyor şirket. Bee Gees, Yes, AC/DC, ABBA, Genesis, Rush, Phil Collins, Eric Clapton, Frank Zappa, Steve Nicks, The Blues Brothers, bu isimlerden bazıları. Yani Ahmet Ertegün'ün 1948'de henüz 25 yaşında başlattığı bu olay 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda ve hatta günümüzde 2020'lerde hala varlığını sürdürüyor. Biraz önce saydığım bu önemli sanatçılar dışında bugüne doğru yaklaştığımızda günümüzde
Atlantic Records bünyesinde bulunan bazı önemli sanatçılara bakacak olursak Bruno Mars, Coldplay, Jason Mraz, Ed Sheeran, Wiz Khalifa bu isimlerden bazıları. Bu arada Ahmet Ertegün sadece kendisi başarılar yakalamıyor, başkalarının da önünü açıyor. Yani müzik dünyasında öne çıkardığı sanatçıları kastetmiyorum. Onların haricinde yapımcılarının da önünü açıyor. Mesela David Geffen'ın kendi müzik şirketini kurmasını sağlıyor. Asylum adındaki şirketi. Ve hakikaten Geffen de çok başarılı bir isim oluyor müzik dünyası açısından. Guns N' Roses, Elton John, Nirvana, Joni Mitchell, Carly Simon ve Bob Dylan çalıştığı bazı isimler. Bu arada Geffen müzik endüstrisiyle sınırlı kalmayıp sinemaya da el atıyor ve Steven Spielberg'in de kurucu ortaklarından olduğu DreamWorks'ün bir kurucu ortağı da oluyor. Peki Ahmet Ertegün sadece müzik dünyasıyla sınırlı kalmış bir isim mi? Başta da belirttiğim gibi tabii ki hayır. Ertegün sadece Amerika'da ve dünyada müzik dünyasını şekillendiren isimlerden birisi olarak kalmıyor. Amerika'ya soccer dediğimiz futbolu getiren kişilerden birisi oluyor adeta New York Cosmos takımıyla. New York Cosmos'u 1971'de kuruyor ve bu takımla birlikte Amerika'da soccer futbolu anlamında önemli bir dönüşüme öncülük etmiş oluyor. Dünya futbol tarihinin kesinlikle en önemli isimlerinden birisi kabul edilen Pele'yi bu takıma transfer ediyor. Ayrıca çok transfer etmek istediği bir isim daha var, Johan Cruyff. Fakat onu transfer etme konusunda ne yazık ki bir türlü başarılı olamıyor. Hatta yıllar sonra bu konuya ilişkin şunu söylüyor. Led Zeppelin ve Mick Jagger'ın menajerleri gibi insanları bile tavladım. Ama Cruyff kadar zor bir insan görmedim. Cruyff'u sadece New York Cosmos'ta 2 tane özel maçta oynatabiliyor. Yani dediğim gibi transferi gerçekleştiremiyor. Ertegün'ün abisi Nasuhi Ertegün 1977 yılında Cleveland'da vefat ediyor. Ahmet Ertegün de 1983 yılında abisi ve kendisi için kendi adlarına Nasuhi Ertegün, Ahmet Ertegün Rock and Roll Hall of Fame adlı devasa bir rock müzesi kuruyor. Burada rock müziğine hizmet etmiş kişilerin, efsanelerin eserleri, çalışmaları, eşyaları sergileniyor. Ertegün müziğe öyle katkılar yapıyor ki yıllar içerisinde 1991 yılında Berkeley kendisine doktora veriyor, onursal doktora. Bu denli büyük başarılar yakalamış bir adamın aslında hayali şuydu, yıllar önce şu sözleri söylüyor. Atlantic Records'ı kurmamızın sebebi müziklerini beğendiğimiz birkaç şarkıcıyla kontrat imzalamak ve satın almak isteyeceğimiz albümleri çıkarmaktı. Açıkçası asla çok eğlenceli bir şeyler yaparak para kazanabileceğimi düşünmedim. Yanılmış olduğum için çok mutluyum. Evet, bu müthiş olayları başaran Ertegün maalesef 2006 yılının Aralık ayında vefat ediyor. Martin Scorsese'nin Shine a Light isimli bir belgeseli var. 2008 yılında gösterime girdi. 2006 yılında çekiliyordu ve Rolling Stones'un aynı adlı konserini konu alıyordu bu film. İşte filme konu olan bu konser sırasında kulisteyken Ahmet Ertegün düşüyor, komaya giriyor ve vefat ediyor. Cenazesi ardından Türkiye'ye getiriliyor ve o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cenazede bulunmuştu. Ardından da Ertegün'ün cenazesi aile üyelerinin de cenazelerinin bulunduğu tekkenin mezarlığına devrediliyor. Bu tekke Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi. Şimdi müzikten bahsettim, futboldan bahsettim ama bunlarla da sınırlı kalmamıştı aslında Ahmet Ertegün. Medya alanında da önemli bir iş yaptı. Hem de Türkiye'de. Peki ne yaptı? Medya alanında dünya devi bir isim var. Rupert Murdoch. İşte onunla birlikte bir araya gelip TGRT'yi alıp Türkiye'de Fox TV'yi hayata geçirdi. Fakat bu %50-50 şeklinde bir ortaklık değildi. Ahmet Ertegün %75'ine sahipti Fox'un. Rupert Murdoch ise %25 paya sahipti. Çünkü RTÜK'ün kuralları gereği %75'in Türk birinde olması gerekiyor Türkiye'deki kanallarda. Peki daha sonra ne oldu? Ahmet Ertegün vefat edince hisseler eşine kaldı. Fakat Ertegün'ün eşi Türk değil. O nedenle biraz önce söylediğim kuralı düşünecek olursak bu hisselerin onda durmaması gerekiyor ve hisselerini satıyor o da. Şimdi de gelelim çok merak edilen konulardan bir tanesine, Tarkan konusuna. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ajda Pekkan'ın yıllar önce katıldığı Beyaz Show'da Ahmet Ertegün'e yaptığı bir sistem var. Yaptığı açıklamalar şu minvalde. Diyor ki Ahmet benim sevdiğim bir dostum ama Türk sanatçıların bizlerin Amerika'da yer edinebilmesi için gücünü kullanmadı, ön ayak olmadı. Aslına bakarsanız Ahmet Ertegün Fazıl Say gibi, İdil Biret gibi dünyaca ünlü Türk sanatçılarla birlikte çalıştı. İşte onların dışındaki çok önemli girişimi ise pop müziği alanında Tarkan'la yaptığı işbirlikteliğiydi. Tarkan'ı ünlü yapmayı denedi, onunla bir albüm anlaşması yaptı. Çalışmaların üstünden belirli bir süre geçince şu açıklamayı yaptı Ahmet Ertegün. Çok iyi bir sanatçı.
ama çalışma uzun sürüyor. Bir yabancı sanatçıyı Amerika piyasasına kabul ettirmek, ona göre şarkılar bulmak güç. Onun üzerinde çalışıyoruz. Kasetin yarısını bitirdik. Diğer yarısını inşallah 1-2 ay içinde bitireceğiz. Ondan sonra turneye çıkmasını istiyoruz. İnşallah ilk kez Türk sanatçısına uluslararası ses getireceğiz. Bunun dışında Fazıl Say ve İdil Biret'le çalıştık. Tarkan hem çok müzikal hem çok iyi sesi var. Stili de çok kuvvetli. Dünya ve Amerika piyasasında şansı olduğunu görüyorum. 2006 yılındaysa Ahmet Ertegün bu kez şunları söyledi. Tarkan da gittikçe Türkiye özlemi ağır basıyor. Belki de her iki tarafın beklentilerine uygun bir şarkı bulmak zorlaşıyor. Neticede ne oldu diyorsanız aslında ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Tarkan'ın dünya starı olma yolculuğu başarılı şekilde sonuçlanmıyor maalesef. Bunun olmadığını biliyoruz ama bunun gerçekten neden olmadığını tabii ki bizler bilmiyoruz. Bunun gerçek sebebini ancak Tarkan ve rahmetli Ahmet Ertegün biliyor. Araştırma yaparken Hıncal Uluç'un da bu konuyla alakalı kaleme aldığı bir köşe yazısına denk geldim. Hıncal Uluç da Ahmet Ertegün'ü o yazıda bir hayli eleştiriyor ve Ajda Pekkan'ın yapmış olduğu açıklamaları da destekleyecek şekildeki sözler bunlar. Yani o da Amerika'da Ertegün'ün gücünü kullanıp Türk müziğine katkı sağlamadığını iddia ediyor. Hatta şunu söylüyor, Nana Muscuri, Les Atiens gibi isimleri, Yunan isimleri Amerika'da bir noktaya taşıdı fakat Türkiye'de yetenek mi bulamadı diyor. Sonra da diyor ki aslında buldu, bu yetenek Tarkan'dı. Kendi çabalarıyla bir ivme yakalamış, Amerikan diskolarında çalıyor, Meksika'da, Rusya'da liste başı oluyor, Fransızlar ve Almanlar onu çok seviyordu. Ertegün de gel sana albüm yapalım dedi ama Tarkan'ı yanında uyuttu ve unutturdu. Albüm falan da yapmadı. İşte bunları söylüyor. Ayrıca Hıncal Uluç'un şöyle bir iddiası da var. Bunları yapmamasının gerekçesi olarak Rum lobisi ve Asala'yı neden gösteriyor. İşte Rum lobisinden ve Asala'dan kaynaklı olarak Amerika'da güçlü olan Türklerin Türkiye adına bir şeyler yapmadığını veya yapamadığını öne sürüyor. Diyor ki oradakiler Türklüklerini saklıyor. Korkuyorlar çünkü. Yani neticede biraz önce de söylediğim gibi bunların hangisinin gerçek olduğunu, Ahmet Ertegün'ün Tarkan'ı neden bir dünya starı yapamadığını tam anlamıyla aslında bu iki kişi biliyor. Ertegün ve Tarkan. Şimdi bir de Ahmet Ertegün'ün bazı dostlarının onun hakkında söylediklerine bakalım. David Geffen'dan bahsetmiştim hatırlarsanız video içerisinde. Ahmet Ertegün onun önemli bir yapımcı olabilmesi noktasında önünü açmıştı. İşte Geffen Ertegün için şunları söylüyor. Bu endüstride Ahmet'ten daha çok etkisi olan insan sayısı çok azdır. Kimse de Amerikan müziğini onun kadar sevmemiştir. Müzisyen Graham Nash de şunları söylüyor Ertegün için. Bu adam duvar kağıdını döndürüp kendine baktırabilir. Bir odaya girdiği zaman orada başka kimlerin olduğu hiç önemli değildi. Elvis orada olabilirdi ama herkes Ahmet'e bakardı. Herhangi bir yere girdiği zaman görkemli, kudretli birinin varlığı hemen belli oluyordu. Bunlar dışında Ertegün için yapılan bir iki tane de böyle jestvari hareketten bahsedeyim. Mesela dünyaca ünlü bir isim Frank Zappa oğluna Ahmet ismini veriyor. Ahmet Ertegün'e olan sevgisinden dolayı. Ahmet Ertegün ölünce Led Zeppelin yeminini bozuyor ve Celebration Day ismindeki bir konser için tekrar bir araya geliyor, toplanıyor. Tabii tüm yaptıklarıyla Ertegün önemli ödüller de alıyor. Bazılarına bakacak olursak 1991 yılında Berkeley'den aldığı doktorayı zaten söylemiştim. 1993'te Sanat ve Bilim Kayıtları Ulusal Akademi Ödülü alıyor. 93'te Trustees Ödülü, bu bir Grammy ödülü. Ayrıca yine bir Grammy ödülü olan En İyi Albüm Notları ödülünü alıyor. 2000 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Kütüphanesi Yaşayan Efsane Ödülünü veriyor Ertegün'e. Ve Ertegün bu ödülü alırken yaptığı konuşmada şunları söylüyor. Bana bu imkanı tanıyan Amerika Birleşik Devletleri'ne ve sevgili ana vatanım Türkiye'ye teşekkür ederim. Ayrıca Amerikan Türk topluluğunun da yani American Turkish Society'nin de 20 yıl boyunca yöneticiliğini yapıyor. Evet, hakikaten tüm bu yaptıklarıyla, tüm başarılarıyla Ahmet Ertegün sıra dışı bir adam. Tabii Türkiye'nin, Türk müziğinin tanıtılmasında çok daha fazla katkısı olsaydı, müziğimiz hakikaten uluslararası arenaya daha çok yayılsaydı, süper olurdu, muhteşem ötesi olurdu. Çünkü dünyada daha fazla insan tarafından tanınmaya layık olan bir müziğimiz var. Anadolu'nun her noktasındaki ezgilerle. Bununla birlikte yine de yapmış olduklarının, başarılarının ülkemize muhakkak ki katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ister görmek istesinler, görmek istemesinler, ister bunu engellemek istesinler veya istemesinler. Bu önemli değil. Asıl olan şey öyle veya böyle bu başarıları yapan kişinin, dünyada müzik tarihini şekillendiren kişilerden birisinin, Amerika'da futbolu yeniden şekillendiren o kişinin bir Türk olduğunu kabul etse de etmese de tüm dünya biliyor aslında. İşte o nedenle baba Münir Ertegün nasıl bizim siyasi tarihimizde önemli bir figürse Ahmet Ertegün de kültürel tarihimizde aslında çok önemli bir figür. Yaptıklarının çok büyük çoğunluğunu yurt dışında yapmış olsa da. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O videoya dek hoşça kalın.